Örnek sandığı örgü kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugün sizlere bu yeni doğan yeleğimizi anlatımına yapacağım. Ve patiğimizin tekini yaptık. Diğer tekini yeleğimizden sonra anlatacağım. Yeleğimiz yeni doğan yeleği için hazırladık. Patiğimizde şu şekilde fiyonklu bir patik oldu. İpimiz bonbon ipi, bonbon kristal ipi kullandım. Tığımızı 4 numara kullandım. Yeleğimiz robo yakadan, yani yuvarlak yakadan oluşuyor. Arkası bu şekilde. Yeleğimizin önce yaka kısmından anlatmaya başlayacağım. En ayrıntılı şekilde yeleğimizi anlatmaya çalışacağım. Yeleğimizin anlatımına ayrıntılı bir şekilde başlayalım hanımlar. Yeleğimize 68 zincir başlayarak şu yaka kısmından başladık. 68 zincir yaptık. Buraya sadece bir sıra ikili trabzan gideceğiz. Başını alıp batıyoruz. İki seferde çıkıyoruz. Yeleğimizin yaka kısmından başlamış oluyoruz. Başını alıp batıp iki seferde çıkıyoruz. Başını alıp batıyoruz. İki seferde çıkıyoruz. Böyle devam ediyoruz. Bu sırayı böyle başını bir defa alıp batıp iki seferde çıkıyoruz. Yani ikili trabzan yapıyoruz. Şu başa kadar gelelim, ondan sonra devam edelim. 68 tane trabzanımızı tamamladık. 3 zincir çekip geriye döndük. 3 tane trabzan yaptık. Dördüncü de yani 1, 2, 3 tane yaptık. Dördüncünün içine çift battık. 2 tane çift battığımız yerden devam ediyoruz. Buraya 5 tane trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4 ve 5. Beşincinin içine çift trabzan yaptım. Buradan trabzan alarak devam ediyorum. Buradan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinciye tekrar çift battık. Baştan anlatalım. Baştan 3 tane yaptık. Dördüncüye çift battık. 1, 2, 3, 4 tane ördük. Beşinciye çift battık. Tekrar 4 tane örüp beşinciye çift battık. Çift battığımız yerden sayıyoruz. 2, 3, 4. 5. yere geldiğimizde buraya çift batıyoruz. Tekrar 4 tane örüyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 tane örüp yine tekrar 5.'ye çift batıyoruz. 1, 2, 3, 4. 5.'yi yapıyoruz. 5.'nin içine çift batıyoruz. 1 tane tek örüyoruz. 2, 2,
3 ve 4. Beşinciye çift batacağız. Bir ördük, iki ördük, üç ördük, dört ördük. Beşinciye çift batıyoruz. Bir ördük, iki ördük, üç ördük, dört ördük. Beşinciyi örüp beşinci yerimize çift batacağız. Bu sıraya aynı böyle devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar. Sıramızı tamamladık. Şimdi üçüncü sıramıza dönüş yapıyoruz. Üç zincir çektik, geriye döndük. Yine baştan üç tane ördük. Dördüncüye çift batacağız. Çift battık. Tekrar dört tane örüyoruz. Bir, iki, üç, dört. Beşinciye çift batıyoruz. Tekrar dört tane örüyoruz. Bir, iki, üç, dört. Beşinciye çift örüyoruz. Tekrar beş tane örüyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Altıncıya çift battık. Buradan üçüncü sırayı da aynı bu şekilde yapıyoruz. 5 trabzan 6'ncıya çift batacağız. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 trabzan yaptık. 6'ncı da çift batıyoruz. 1 yaptık. 2. 3. 4. 5, 6'ncıya çift batıyoruz. Bu sıramızda sıra sonuna kadar gelelim. Babamızın yaka kısmı bu şekilde oluşmaya başladı. Şimdi 3 zincir çekip buradan geri dönüyoruz. Beş tane örelim. 5. Altıncıya çift batıyoruz. 7 tane örüyoruz. 6 tane. 2 3 4 5 6. 7.'yi yapıp 7.'yi çift batıyoruz. Tekrar 7 tane örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7.'yi yapıp 7.'ye çift batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7.'yi örüp 7. çift trabzan yapıyoruz. 4. sıramızda aynı bu şekilde devam ediyoruz. 4. sıramızda 6 örüp 7. de çift battık. Şimdi 5. sıramıza başlayacağız. 3 zincir çekip geriye döndük. 1 2 3 4 4 tane ikili trabzan ördük. 5. de ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi 7 tane örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7.
8'inciye batıyoruz. 8'inciye çift trabzan yapalım. Yani çift battık. 8 tane örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8'inciyi ördük. 8'inciyi ördükten sonra 8'in dibine bir tane daha yapıyoruz. Yani çift trabzan yapıyoruz. Yine aynı şekil 8 tane örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 8'inciye çift batalım. 8'inciye çift battık. 5. sıramızda aynı bu şekilde devam ediyoruz. 7 tane örüyoruz, 8'inciyi batıyoruz. 8'incinin battığımız yere çift batarak sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi 5. sıramıza geldik. 3 zincir çekip geri dönüyoruz. 4 tane baştan örelim. 4 tane ördük. 5'inciye çift batıyoruz. Bu sırada 9 tane tek öreceğiz. 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane ördük. 9'uncuya çift batıyoruz. Tekrar 8 tane örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. 9'uncuyu batıyoruz. 9'uncunun içine çift battık. Bu sırayı da 9 tek, 8 tek, 2 çift olarak devam ettiriyoruz. 3 4 5 6 7 ve 8. 9'uncuya çift batıyoruz. Bu sıraya da böyle sıra sonuna kadar geliyoruz. 6. sıramızı bitirdik. 7. sıramıza geldik. 7. sıramızda döndük. 5 tane trabzan örüyoruz. 3 4 ve 5. 5'inciye 2 defa battık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane yaptık. 10'uncuya çift batıyoruz. Çift battık, sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10'uncuya çift batacağız. Şöyle gösterelim. 7. sıramızda 10'uncuya çift batarak şu sıra başına kadar gelelim. 7. sıramızı bitirdik. Şimdi 8. sıramıza geldik.
5 tane trabzan örüyoruz. 5 trabzan örüyoruz. 3, 4 ve 5. Beşinciye çift batıyoruz. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11'inciye çift batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sırada 11'inciye çift batıyoruz. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11'e çift batıyoruz. Bu sıramızı böyle tamamlayalım. Şu başa gelelim. Evet hanımlar, 8. sıramızı tamamladık roba kısmında. Şimdi son sıramızdayız. 9. sırada şu robamız bitmiş olacak. Üst zincir çekip buraya 6 tane trabzan yapalım. 3, 4, 5 ve 6. 6 tanenin 6.'nın dibine ikili trabzan yaptık. Devam ediyoruz. 11 tane yapıyoruz şimdi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane yaptık. 12.yi yapıyoruz. 12'ye 2 tane batıp 2 tane trabzan yapıyoruz. Tekrar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12'ye çift batıyoruz. Robamızın son sırasındayız. Burayı böyle devam ederek şu başa gelince devam edelim hanımlar. Evet hanımlar, robamızı tamamladık. Yakamız 9 sıradan oluşmakta. Şöyle ilik şekline katlarsak şöyle olacak. Buradan beyaz ipimi kapartıyorum. Renkli ipime geçeceğim. Yani şu kısmını tamamladık. Şimdi şu alt kısmını, şurasını göstereceğim. Evet hanımlar, yeleğimizin yaka robasını bitirdik. Şimdi altının örneğine geçeceğiz. Burada isterseniz aynı renkle devam edebilirsiniz. İsterseniz farklı bir renge geçebilirsiniz. Ben ikinci yeleğimde lila rengi bir ip kullanacağım. İpimizi kopardık. Şu iki robamızı sayarak aradaki İmleğimizden işaretimizi koyduk. Şu yakadan hemen örneğimizi koyacağız. 3 zincir çekelim. Aynı yere battık.
Tekrar bir zincir daha. Bir, üç tane trabzan yaptık. Hiç zincir çekmeden başını alıp sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinciye trabzan yapacağız. Biraz uzatarak çekiyoruz. Siz aynı örneği kullanarak yaka arabasını kare yapabilirsiniz. Ama ben siparişlerimde bu şekilde yapıyorum. Yuvarlak daha güzel duruyor. Buraya su taşı yaptık. Hiç zincir çekmeden tekrar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5.'den batıyoruz. Bir tane ikili trabzan yaptık. İkinci trabzanımızı yaptık. Üçüncüyü yaptık. Araya 3 zincir çekiyoruz. Başını alıp aynı yere batıyoruz. 1, 2, 3. Başını alıp tekrar 1, 2, 3, 4, 5.'ye batıyoruz. 1. Aynı battığımız yere 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Başını alıp tekrar aynı yere batıyoruz. 1, 2 ve 3. Hiç başı, zincir çekmeden sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinciye trabzan olarak batıyoruz. Aynı battığımız yere 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Tekrar buraya 3 tane ikili trabzan yapalım. Bu yeleğimiz ikiz bir bebeğimize gidecek. Gülerek kullanılır inşallah. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.'ye batıyoruz. Buraya da aynı şekilde 3 defa ikili trabzan batıyoruz. 3 zincir çekelim. Tekrar batalım. Su taşı olarak bu sıramızı yakamızın diğer başına kadar geleceğiz. Yani şu şekilde. Buraya şöyle dolanıp buraya gelince tekrardan devam edeceğiz. Bir sıra şu şekilde gösterdiğim gibi su taşı gittik. Şimdi buradan geri dönüp 4 tane su taşı yapacağız. Evet hanımlar, şuradan yani şu yaka kısmından 1, 2, 3, 4 tane örnek yaptık. Şimdi kol kesimlerini ayarlayacağım. Şunu ben şöyle saydım. Tek tek tam ortadaki yerinden işaretimizi taktık. Şu yakayı böyle yaptığımızda bunu tam şu ortaya getiriyoruz. Bu ucunda tam şu ortadaki işaretimizi getiriyoruz. Şu 1, 2, 3, 4 tane. Şu kol kesiminde de 4 tane. 1, 2, 3, 4. 4 tane kol kesimini ayırdım. 1, 2, 3, 4. 4 tane de alt kısmını ayırdım. Şimdi buradan geriye 4 tane ördük. Buradan geriye artık gitmiyoruz. Buradan 2 zincir çekip şöyle karşılıklı tutuyoruz. 2 zincir çekip başını alıp hemen şuraya su taşı yapıyoruz. 1, 2, 3. 3 tane su taşı yaptıktan sonra 3 zincir çekip başını alıp tekrar batıyoruz. 1, 2 ve 3. Hiç başını almadan hemen yanımıza geçiyor. Şimdi koltuk kestiğimiz yeri göstereceğim. Şöyle oldu.
Koltuk kesiminden 4 tane kestik. Ara yakamıza 4 tane bıraktık. Şu arka kısmından öreceğiz. Buraya kadar gelip aradan 4 tane, şuradan 8 tane ayırıp yine şuradan yine yani önde ön yakalarda 4 sağ tarafta, 4 sol tarafta bu şekilde devam edeceğiz. Biz şu arkasını bitip şuraya kadar gelelim. Evet hanımlar, diğer sol yakamızı da kestik. Bu yakamızda 4 tane ördük. Buradan arkada yani ön yakamızda 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane de arka tarafından ördük. Tekrar önde 8. Önler 4, 4, arka 9 tane örnek olacak. Şimdi şu döndüğümüz yeri şöyle iki zincirle döndük. Hemen buraya 3 tane trabzan yapalım. İç zincir çekmeden yan tarafa geçiyoruz. Hemen buraya da 3 tane ikili trabzan yapıp üst zincir çekip batıyoruz. 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. İç zincir çekmeden hemen yan tarafa geçiyoruz. 2 3 3 tane ikili trabzan yaptık. 3 zincir çekip tekrar 3 tane yapıyoruz. Başını alıp hemen yandakine geçiyoruz. Üç tane ikinciyi yapıyoruz. Üçüncüyü yaptık. Hiç zincir çekmeden şu kenar lastiğimizdeki 3 tane ikili trabzanımızı da yaptık. Şimdi şöyle bir koyalım bakalım nasıl olmuş. Evet. Önler 8, arkada 9 ilmek kaldı. Şimdi ben bunu tamamlayayım. Aynı şunun gibi. Sonra yeleğimizin bitiminde devam edelim. Diğer yeleğimizi de tamamladık. Yeleklerimiz bu şekilde oldu. Ben 0-3 aya göre yaptım. Siz yaş olarak da şu başlangıç yerinden yeleğimizi büyütebilirsiniz. Şu pembe rengimiz, şu da lila rengi olan yerimiz. Siz isterseniz buraya fiyonkla süsleyebilirsiniz veya bir ip yapabilirsiniz. Ben herhangi bir süsleme yapmayacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın.